maç. Antep maçıydı değil mi? Antep'te mağlup olduk. Ertesi haftaki Nevşehir maçı. Nevşehir maçı ve bir maçtan da sonuç bekliyordu. Urfa, Antep Urfa maçı. Antep Urfa maçı. Onu bir anlatırsanız, dün anlatmıştınız. Yani maç bitmiş orada hakimaz. Yani hakemle sizin konuşmanız falan. Bunu bir anlatırsanız. Şimdi, güzel bir anı. Öyle bir şey ki bizim tabii artık mutlaka yenmemiz gerekiyor. Antep'in de Urfa'yı yenmesi gerekiyor. Ki o şekilde biz ligde kalacağız. Ki o zamana kadar da İskenderun devreyi 4. veya da 5. sırada kapatıyor. Öbür düşen takım Urfa. Onlar da üst taraftalar. Bir takım daha düşmüştür. Onu hatırlayamıyorum şimdi. Biz Nevşehir maçı aşağı yukarı aynı saatlerde başlıyor tabii haliyle. Biraz geç başladık maç, yani 3-4 dakika civarında. Yani o bizim taktiksel demeyelim, böyle düşüncemizde oradan daha erken bir haber alırız falan gibilerinde. 2-0 galibiz. Devre bitmeden o vakit emniyet müdürü sahanın içinde dolaşıyor. Sağ olsun çok da yardımlar oldu da, severler de bizi. Takım olarak haberler geliyor tabii. Herkesin evde radyolar var. O şekilde bir maç. Yani sonucu sizi çok etkileyecek bir maç. Bütün şehri etkileyecek bir maç. 1-0 haberi geldi. Soyunma odasına girerken de tekrardan emniyet müdürü geldi. Hoca dedi maç 1-1 Antep'te. O dedi çocuklara söyleyecek misin? Bakarız dedik, bir içeri girelim de. Arkadaşlara tabii konuştuk, gittik. Herkes maçın özeti şeyini biliyor, önemini. Tabii çıktık maça, 2-1 oldu durum. Nevşehir ikinci devreye çok daha bir tempolu falan başladı. Bir ara bir bocaladık, orada bir 2-1 gördük ama arkasından akabinde hemen golleri bulduk. Maç 4-1 gidiyor. Artık oradan gelecek haberler bekliyordu. Son saniyeler herhalde. Emniyet müdürü geldi, hocam dedi, gözün aydın, maç 2-1 bitti Antep'te. Ben tabii havaya fırladım, benle birlikte bütün taraftarlar fırladı. Altı kaleyi bıraktı, geldi, hocam ne oldu, kaldık oğlum dedim, bitti, tamam dedi, bırak. Hocaya dedim ki, hakeme, ya hocam dedim, hadi bitir. Yani bitsin maç, orada bitti, burada da bitsin. Ya hoca dedi, kalmışız dedi, sabaha kadar oynayın artık dedi. Yani, öyle de bir saha içinde bir konuşmamız olmuştu hocayla. Evet, hocam, şimdi artık programımızın da sonlarına geliyoruz. Ben de şurada bir parantez açacağım çok kısa. Burada tabii bana o dönemler çok yardımcı oldu. Beraber çalıştığımız Mesut Hoca'ya da çok teşekkür ederim. O kadar çok yardımcı oldu ki bütün şehirde tabii tanıdıklarını, eşlerini, dostlarını, hepsini benimle tanıştırdılar. Onun da kısa bir anım var. Bir gün itmam bitti, işte lojmanda oturuyoruz, yani gidelim. Müslüm, hadi gel çıkalım bir dışarıda bir dolaşalım, bir şeyler, Yaşar'a gidelim, bir dondurma falan yiyelim Yaşar Pastanesi. Tamam hocam, bir baktım, ben eşortmanlıyım. Mesut soyunmaya başladı, ne yapıyorsun dedim. Ya, hocam dedi, yürü dedim, biz futbol adamıyız, yani eşortmanlarımızla gidelim. Ya hocam dedi, olur mu dedi, burası dedi, Maraş dedi, burada bana neler söylerler sonra işte. Ve biz herhalde o dönem ilk defa Maraş'ta, yani hoca olarak eşortmanlarla çıktık. Mesut ondan sonra da başladı artık. Eşortmanlarla dolaşmamla da öyle bir çok iyi anılarımız var. Yani. Çok çok. Kahramanmaraş'ı hocam nasıl buldunuz? Şimdi 22 yıl sonra geldiniz. Gelişmiş yani o tabii mecburen gelişecek. Çünkü 23 yıl geçmiş, her şey değişmiştir. Dışarıdan nasıl görüyorsunuz Kahramanmaraş'ı? Nasıl söyleyeyim, insan şaşırabiliyor yani. Şimdi bin evler diye bir yerler olmuş yukarılarda. Orası, şehir terasına çıktınız. Terasa dün çıktık. Orası tamamıyla mükemmel bir şey. Bütün şehir ayaklarınızın altında, her tarafı görebiliyorsunuz. Hani çok iyi bir çalışmalar olmuş. Yani mükemmel olmuş. Yarın yani. Hocam gitmeden Abdülhamit Han Camii'mizi bir ziyaret etmenizi isterim. Tepedeki büyük camiye. Evet, Abdülhamit Han Camii'miz. İnşallah. Biz de video çekimlerini yaptık, sayfada paylaştık. Üçüncü şerefeye kadar çıktık minarenin. Oradan da görüntüler falan var. İsterseniz gösteririz de size. Yani orayı da ziyaret etmenizi isterim. İnşallah. İnşallah. Fatih Bey, size gelirsek önümüzdeki hafta Gümüşhane maçı.
Mardin'i bu hafta 5 tane attılar. Mardin'de büyük ihtimal birkaç hafta sonra ligden çekilir. Çünkü evinde olduğu için maça çıktı. Evet. Geçen hafta çıkmamıştı maça. 3-0 hükmen. Keşke biz de önce oynasaydık. Biraz avaraj izlerdik. Evet. Biz de büyük ihtimal 3-0 galip ayrılacağız. Yakında Mardin Spor çekilecek ligden. Gümüşhane maçı hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Şunu da alabiliriz. Nazilli maçı hakkındaki düşüncelerinizi alabiliriz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii biz biraz önce fikstürden bahsettim. Biz şu ana kadar ilk 10'daki takımlarla oynadık dedim. Bu aslında avantaj olduğu kadar da dezavantaj. Neden derseniz, ilk 10'un altındaki takımlar bu zamana kadar belki yeni kurulan takımlardı, oturmamıştı takımlar. Ama 10 haftada artık futbol oynuyor, futbolcular birbiriyle haşir neşir ola bir takım oldular. Biz bundan sonra bu takımlarla oynayacağız baktığımızda, Gümüşhane maçından sonra. Yani bunun da bir yanda zorluğu var. Biz hedefimizi şampiyonluk olarak belirlediğimizde, tabii bir yerde bakarsan, hedef gösterirsen hedef oluyorsun. Evet. Biz şunu yaşadık, mesela Darıca Gençler Birliği maçında bizi yendiler. Adamlar soyunma odasına giderken şunu dedi, hiç unutmuyorum, biz takım olmuşuz dediler. Yani Kahramanmaraş Belediyespor'u gelince. Neden? Başında baktığımda sportif direktör Bünyamin Gezer var. Erol Azgın diye bir hoca var. Yani kendini kanıtlamış bir hocamız. İnsanlar bizim maça çıkarken ayrı bir hazırlanıyor. Evet. Ayrı bir planlanıyor. Bundan dolayı diyorum, hedef gösterirseniz hedef olursunuz diye. Yani biz ligin ilk 10'unun altındaki takımlarla oynayacağız diye, takımda bir gevşeme, normal takımlarla oynuyoruz havasında değil. Yine her maçımızı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Her maçımızda ayrı ayrı kazanma hedefiyle gitmek istiyoruz. Mardin Spor Lig'den çekilir çekilmez o bizi çok da bağlamıyor. Mardin maçına yani o da normal bir Darıca Gençler Birliği ile oynuyor şekilde hazırlanacağız. Gümüşhane'ye gelince, Gümüşhane işte bugün Mardin Spor'u evde 5-0 yendi. Hem bu maçı baz almak lazım hem de almamak lazım. Çünkü Gümüşhane'ye biz irdelediğimizde, hocamlarla görüştüğümüzde, Gümüşhane'nin maçını izleyen arkadaşlar verdiği raporlara baktığımızda Gümüşhane de iyi bir takım. Kendi evinde oynayacak bir avantajı var. Bizim o maçta şu an itibariyle cezalı futbolcumuz yok, sakat futbolcumuz yok. Hocamızın istediği bir ideal kadroyla çıkacağız. Her zamanki olduğu gibi parola galibiyet. Şunu diyeyim, Kahramanmaraş Belediyespor, bu nedendir bilemeyiz. Arkadaşlarla onu tartıştık. Deplasmanda daha güzel futbol oynuyor. Bu çok ilginç bir şey. Baktığın zaman zaten biz Keçören maçı kendi evimizde kaybettik. Daha önce Gençler Birliği maçı, evet. İkisi de derbi maçtı, kendi evimizde kaybettik. Ama aslında bir taraftar baskısı falan da yok. Hiçbir baskı yok yani futbolcular üzerinde. Biz takımdaki... Baskı olmamasından olabilir. Yani o Keçören gücü maçında mesela bir taraftar baskısı olsaydı biz belki bu maçı alabilirdik. Gençler Birliği maçı zaten o ayrı. Çünkü hocam geçen hafta, iki hafta önce Gençler Birliği maçı 2-0 mağlubuz. Dakika 33-2 öne geçtik. Yani öyle bir takımız. Dakikaya baktım, dakika 33-2 öne geçtik. Oradan o maçı verdik yani, ama 3-3'ken %100, 2-0'dan 3-2 ilk yarı öne geçtik. Evet. Aynı hoca, Darıca Gençler Birliği'nin hocası, takımın başında 3 sezondur bulunan hoca. Giderken hakeme şu şekilde seslendi ilk yarı bittiğinde. Bünyamin Gezer burada diye takımına taraf tutuyorsun değil mi gibi bir serzenişte bulundu. Ve hakem bana göre bu lafın etkisinde altında kaldı. İkinci yarı maçı katletti. Net penaltımızı vermemesi bunun bana göre bir göstergesiydi maalesef. Bence verirdi hakem o penaltıyı. Elle top kesildi resmen. Bunlar tabii geçmiş. Futbolun içinde olacaktır bunlar. Kendi evimizde de yenileceğiz dediğim gibi. Kızgınlıklar da olacaktır. Ceza aldığımız da olacaktır. İşte hocamız 3 maç cezalı. 2 maçını tamamladı. Gümüşhane maçında da yine tribünde olacak Erol hocamız. Ama biz Gümüşhane maçında inşallah size canlı yayınlayacağız dediniz. Yine Kahramanmaraş'a... Sizden bilgiler alırız. Canlı yayınlamak çünkü yasak galiba. Öyle bir sıkıntı da var galiba. Biz arasında sıcak haber devamlı canlı gibi olur Şenerciğim. Yani problem yok. Haftaya inşallah onu gerçekleştireceğiz. Yani kentimize haftaya dönerken inşallah biz galibiyetle döneceğimize inanıyoruz. İnşallah. Baktığınızda zaten Kahramanmaraş Belediyespor'un beraberliği yok. Kendi grubunda tek beraberliği olmayan takım. Çünkü
hep galibiyet oynuyor. Bazen galibiyet oynarken kontratakta veya bir pozisyon verirsin, mağlup olabilirsin. Ama beraberlik düşüncemiz çok olmuyor bizim. Bu maçı berabere bitirelim gibi bir düşüncemiz yok. Evet. Ve bizim... Ama Fatih Terim'in de şu lafı var. Yenemiyorsan yenilme. Doğru. Yani bu da önemli çünkü yeri gelen o bir puan çok önemli. Bir puan alsaydık mesela Darıca Gençler Birliği maçında Darıca ne olurdu? 23 olurdu. Biz 22 olurduk. 22 olurdu. 3. sıradaydık. Yani bu da önemli çünkü Fatih Terim'in o lafı hiç aklına çıkmak yenemiyorsan yenilmeyeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Burada tabii şu istatistiklere de bakmak lazım. Futbol takımını değerlendirirken Kahramanmaraş Belediyespor attığı gollerin %40'ını 76 ile 90. dakika arasında atmış. %40'ını. Yani takımın diri olduğunu gösteriyor aslında bu. Devamlı kazanma azmi içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve diğer gollere de baktığımızda hep eşit şekilde 1. dakikadan itibaren böyle bir yayılma var. 90 dakikayı tamamıyla yaşayan bir takımımız var. Evet. Yani biz burada bak bir Keçiören maçı yaşadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti bana göre. Net konuşmak lazım. Evet. Futbol oynayamadık o gün. O gün bir şanssızlık vardı takımda. Nedenini bilemediğimiz, yani irdelediğimizde, hocamıza da sorduğumuzda cevabı yoktu. Bugün de biz aslında güzel futbol oynayamadık. Mücadele saha içerisinde orta saha olarak vardı. Karşı rakibin daha net pozisyonları vardı. Ama kazanmasını bildik. Bu da güzel yani. Bu da güzel. Kazanmasını bilmek lazım. Yeri geldi kötü oynarken de kazanmak çok önemli. Biz bunu Türkiye milli takım olarak da çok yaşadık. Kulüp takımlarımızda da çok yaşadık. Çünkü biz yenildik ama ezilmedik. Veya iyi oynuyoruz. İngiltere geliyor bir atak yapıyor. Atıyor bize. Yani yeri gelince büyük takımın avantajı da bu. Belediyespor olarak da. Yani biz haftaya Gümüşhane'den inşallah galibiyetle döneriz. İnşallah. Nazilli maçında da Nazilli maçında Nazilli'yle baktığımızda geçen sene de ben de tanıyorum Nazilli'yi. Nazilli iyi bir takım. Karaspor'un yani yaban atmaması lazım. Kahramanmaraşspor bugünkü beraberlikle kendi sahasında bir derbi oynadı bana göre. Hiç moralini bozmaması lazım. Tabii benim çok kıymet verdiğim Fethi Hocam bunun önlemlerini alacaktır. İnşallah. Futbolcularını maça diri bir şekilde götürecektir. İnşallah ondan da iyi haberleri alırız biz Gümüşhane'den. İnşallah. Programımıza da katıldığınız için size teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ben teşekkür ederim. Tüm dinleyicilere hayırlı hafta başları diliyorum. Yarın mesai başlıyor. Evet. Herkes işine gücüne bakacak inşallah. Ama hafta sonlarında bu iki takımı değerlendirip dolu dolu bir hafta sonu yaşayalım bu kentte. Kahve köşelerinden, oyun salonlarından kendimizi bırakıp güzel çim sahada futbolun tadına, lezzetine vara vara çoluğumuzu çocuğumuzu alarak sahada taraftar adı kitlesinde güzel maçlar biz izletmeye niyetliyiz. Onlar da izlemeye niyetli olsunlar. Her iki takımımıza da sahip çıksınlar. İnşallah her iki takımımız da sezon sonu geldiğinde hedefine ulaşmış olur. Temennimiz bu yönde. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet hocam, İstanbul'lardan buralara kadar geldiniz. Ne niyetinizle geldiniz? Çünkü Kahramanmaraş için geldiniz. Biz çok mutlu olduk. Çok memnun olduk. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onu da alalım Kahramanmaraş halkına. Evet. Yolcu yoluna gerek denir tabii. Evet. Haliyle yarın yolculuk başlıyor. Söyleyeceğim Maraş halkı ve taraftar sportif olarak düşünürsek iki tane profesyonel liglerde takımları var. Biraz evvel konuşmamızda da söylemiştik. Hani her ile nasip olmayan. Evet. İki tane taraftar, iki tane bol sahası. Bunların kıymetini bilsinler, sahip çıksınlar. İnşallah iki takımda koydukları hedefte ulaşırlar. Bizler de bir Maraş sevdalısı olarak bulunduğumuz yerlerde gururla Maraş'ı zikrederiz. İnşallah. Her zaman yapmaya çalışıyoruz. Temennim her şeyin gönlünce olması ve herkese sağlıklı, huzurlu, sıkıntısız günler temenni ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.